Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca sağlık çalışanların yükünü azaltmamız lazım. Sağlık çalışanlarımız da vefat ediyor, çok sıkıntı yaşıyor derken bir başhekim doktorlara siz onların komutanısınız, emredeceksiniz, yapacaklar diyerekten haber yapılmıştı. Sağlık personelleri haberin sitesinden alakalı. Bundan alakalı bakanlıktan yazı geldi. Yazıda ise 06.01.2020 tarihinde sağlık personellerinin sitesinin haberinde yer alan Başhekim, siz doktorlar, hemşirelerin komutanısınız, emredeceksiniz, yapacaklar. Başlıkta haber istinaden Gazemir ne var? Salih iş gören devlet hastanesi başhekim uzman doktor Doğan Yıldırım'dan bilgi istenmiş olup haberde ekran görüntüsü bundan WhatsApp yazışmalarını 20 hekimin bulunduğu WhatsApp grubunda 15-12-20 tarihinde yapıldığı yazışmalardaki ifadelerin kendisine ait olduğu öğrenildi. Aynı gün hastane acinde ve serviste birkaç hemşirenin ilgisizliği ve dikkatsizliği nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığı bu konularda ilgili uyarlarda bulundu. Akşam saatlerinde sohbet ortamı olan doktor grubunda bu konuda ilgili hekimlerin ve hemşirelerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederken maksadını aşan ifadeler kullandığını ifade etme üzerine konu ile ilgili idari inceleme başlatıldı diyerekten bu ekranda görmüş olduğunuz İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yazı. Yani bir başhekim bu şekilde bence konuşmamalı. Hemşireler de insan, doktorlar da insan, başhekim de insan ama bir başhekim doktorlara emredeceksiniz yapacaklar. Yani zaten pandemi koşulları diye insanlar çok süre, zor süreçten geçiyor. Hemşireler zaten bütün yükü çekiyor. Doktorlar zaten çekebildiği yükü çekiyor yani. Başhekimler ne yapıyor? Başhekimler bana göre odalarından çıkmıyor. Çok da bir şey yaptıklarını şahsi adıma zannetmiyorum. Ama daha önce Antalya'da bir başhekim, başka bir Bursa'da bir başhekim. Hep başhekimler nedense böyle bir üstten bakaraktan alttaki insanlara yargı dağıtmaya çalışmakta maalesef. Ben bunu gerçekten de kınamaktayım ve kınıyorum. Kim olursa olsun kimse kimseye bu şekilde emredeceksiniz yapacaklar diye hitap etmemeli. Çünkü bir de hele bu devlet mi amuru? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.